Yine güzel bir günden herkese merhaba. Örgü patikleri çok sevdiğinizi biliyorum. Hele bu bir de dümdüz bir parçadan oluşuyorsa daha çok seviyorsunuz. Kolay olsun, bizim olsun. Kolay örgüleri seviyoruz, değil mi? Şimdi yine çok kolayca yapabileceğiniz harika dümdüz örgü bir parçadan çok güzel bir patik yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Hadi başlayalım. İki renkli yapacağım patiğimi gördüğünüz gibi. İsterseniz şöyle arka kısmını farklı, araları farklı, önü farklı yapabilirsiniz veya tek renk yapabilirsiniz. Keyif sizin. Ben iki renkli yapıyorum ama yünlerin inceliklerinin aynı olduğuna dikkat edin. Çünkü farklılıklar olabilir. Şimdi bu yün için 5 numara şiş kullanacağım. Genelde biliyorsunuz 1 numara düşük kullanmayı seviyorum. Çünkü o zaman fazla esnemiyor. Ayakta daha güzel duruyor patikler. Topuk kısmından başlayacağız. Topuk kısmının uzunluğunu ölçün. İlmek hesabı yaparak kime yapıyorsanız ona uygun ilmek de atabilirsiniz. Ben kendi ayağım için yani 37-38 numara ayak için 20 ilmek atıyorum. 20 ilmek attım. Şimdi 23 sıra olana kadar haroşa öreceğim. Sıra ördüm. Yani bir gidiş, bir geliş, bir sıra olarak kabul ediyoruz. Bu 23 sırayı neye göre ördüm? Şöyle topuk kısmından ayak tarak kemiğe kadar olan kısma göre ölçtüm. Yani daha küçük bir ayağı yapacaksanız 15 sırada örebilirsiniz, 18 sırada örebilirsiniz. Buna göre ölçersiniz. Şimdi renk değiştireceğiz. Bu renk değiştirdiğimiz kısmı düz örgüyle örüyorum. Ama direkt düz örgüyle başlamıyorum. İpimi şöyle direkt bağlıyorum. Neden düz örgüyle başlamıyorum? Ters örgü öreceğim renk değiştirdiğimde. Çünkü ipin izleri burada çıksın istemiyorum. Ters örgüyle arka tarafında yer alsın istiyorum. Şimdi zaten ördüğümde göreceksiniz. İşte ipi değiştirdiğim izler arka kısımda kalacak. Şimdi diğer düz yüzünde düz örgüye başlayabilirim. Üç tane V olana kadar öreceğim. İşte görüyorsunuz 3 tane V oldu. Şimdi gri ipime geçiyorum. Yine ters örgü örüyorum. Çünkü yine izler çıkacak. İki ipimi de kesmeden böyle devam ediyorum. İşte 2 sırada gri ile ördüm. Şimdi 6 tane gri, 7 tane de krem olana kadar örgüme devam edeceğim. İşte görüyorsunuz 6 tane 2 sıra haroşadan gri ördüm. 7 tane de krem renginden ördüm. Şimdi 23 sıra daha gri ile öreceğim. Altta yaptığım gibi. İşte 23 sıra ördüm ve şimdi bitiriyorum. Ve sıra geldi. Patiğe şekil vermeye, bu dümdüz parça bu patiğe nasıl dönüşecek? Çok kolay dönüşecek. Şimdi şu iki renkli ördüğümüz, akordeon gibi ördüğümüz kısmı sadece telliyorum. Şöyle ipi geçiriyorum.
Ve şimdi tek hareket ipi çekiyorum ve büzüşüyor gördüğünüz gibi. Form almaya başladı bile. Bu üst kısmı olacağı için iyice çekeleştiriyorum. Çünkü üzerine sonra pompon gelecek. Hiçbir iz belli olmayacak. Şimdi burayı dikiyorum. Üst kısmı oldu bile. Şöyle ters çevirince göreceksiniz. Bakın harika oldu. Peki alt kısmını ne yapıyoruz? Yine aynı şekilde tehelliyoruz. Ve yine ipi çekip büzdürüyorum ama üst kısımda yaptığım kadar çok çekmiyorum. Çünkü taban kısmında potluk olsun, ayağımızı rahatsız etsin istemiyorum. Şöyle gevşek bir şekilde çektikten sonra karşılıklı bir şekilde dikiyorum. Parmak ucu oldu görüyorsunuz. Şimdi de taban kısmını dikeceğim. Taban kısmını dikmiş oldum boylu boyunca. Ön kısmı da oldu. Sadece topuk kısmı kaldı. Şu iki kısmı da birleştirip diktiğimizde patiğimiz hazır olmuş olacak. İşte patiğimizin taban kısmını diktik, topuk kısmını diktik. Şimdi sıra geldi tam ortaya şöyle güzel bir pompon koymaya. Bu pomponu görüyorsunuz, peluş gibi değil mi, yumuşacık. Bunu ben yaptım. Eğer nasıl yaptığımı merak ediyorsanız en kısa zamanda size gösteririm. Şimdi pomponu sadece dikme vakti. İşte dümdüz örgü bir parçadan çok kolay bir şekilde bir patik yaptık. Umarım yine işinize yarar çünkü ev ekonomisine katkıda bulunanlar bu patiklerden güzel karlar elde ediyorlar, bana yazıyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Umarım bu da bir alternatif olur. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Yine güzel değişik projelerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. İzlediğiniz video hakkında ne düşünüyorsunuz? Merakla yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi, eleştirilerinizi lütfen bana yazın. Ayrıca ilginizi çekebileceğini umduğum daha birçok video var. Bu videoları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma ücretsiz abone olun.